Bana sorduğu şey ne? Z üzeri eksi 1'i soruyor. Hemen takla attıralım. Yani 1 bölü Z'yi soruyor. Soru Z'yi ne vermiş? Kök 3 eksi i. Yerine yazıyorum. 1 bölü kök 3 eksi i. Bu tip durumlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen burayı eşleniyle genişletiyorduk. Kök 3 eksi i'nin eşleniği kök 3 artı i'dir. O zaman yukarıyı kök 3 artı i ile çarptım. Yukarısı zaten kök 3 artı i oldu. Bölü. Aşağısında da 2 kare farkı var değil mi? Kök 3 eksi i çarpı kök 3 artı i. O zaman şöyle yapacağız burayı. Kök 3'ün karesi diyeceğiz. Eksi i'nin karesi diyeceğiz. Yukarısı kök 3 artı i olarak duruyor. Aşağıya bakalım. Kök 3'ün karesi 3. i kare eksi 1 demek. Bir de önünde eksi var. Artı oldu. E burası 3'tü. 3 ile de 1'i toplarsam 4 eder. Şimdi bunu realine imajinerine ayıralım. Çünkü bu karmaşık sayının yani bu ifadenin reel kısmını soruyor. Bakın bunu şöyle yazabiliriz. Kök 3 bölü 4 artı 1 bölü 4 çarpı i diye yazabiliriz. Bize neyi sormuştu? Karmaşık sayının reel kısmını. Bakın burası karmaşık sayının imajiner kısmı, i'li kısmı. Burası karmaşık sayının reel kısmı. Cevabımız kök 3 bölü 4 olacak. Soru diyor ki 3a sayısı ile 4b sayısı aralarında asaldır. O zaman a ile b sayısı arasında bir ortak çarpan olmaması gerekiyor. Eğer olursa bu sayılar aralarında asal olmazlar. 7b sayısı ile 5c sayısı da aralarında asalmış. O zaman b ile c sayısı arasında da bir ortak çarpan durumu olmamalı. Şimdi şıklara baktığımız zaman mesela a şıkkına bakalım. A ile B'nin arasında ortak çarpan var. Bakın A'da A24 B14 olursa bu da 2'ye bölünür. Bu da 2'ye bölünür. Dolayısıyla bunların e, aralarında asal olma şansı kalmaz. E, B şıkkına baktığım zaman da B'de de e, B ile C'nin aralarında asal olma durumu yok. Çünkü bu 4, 14 2'ye bölünüyor. Bu 8 de 2'ye bölünüyor. C şıkkına baktığım zaman yine A şıkkıyla B şıkkına bakarsanız A da 2'ye bölünüyor. B de 2'ye bölünüyor. A olmaz, B olmaz, C olmaz. Gelelim D şıkkına. Bakın 15 ile 28. 15'in bölenleri 1, 3, 5 ve 15'tir. 28'in bölenleri 1, 2, 4, 7, 14 ve 28'dir. E gördüğünüz gibi ortak birin dışında hiçbir bölen olmadığı için 15 ile 28 aralarında asal olduğundan bu ifadeye uyar. Aynı şekilde b ile c arasında da bir e, bağlılık yok. Yine b on c 15 olduğu için 1, 3, 5, 15 çarpanlarına sahip. E b ile c'nin de ortak çarpanı yok. A ile b aralarında asal, b ile c de aralarında asal. Dolayısıyla cevabımız d seçeneği olacak. Şimdi fabrikada alınan siparişlerin yoğunluğundan dolayı üretim artırmak için 120 gün boyunca tatil yapmadan aralıksız çalışma ve bazı günlerde mesai yapma kararı alınmış. Birden 120'ye kadar günleri numaralandırmışlar. Altının katı olan günlerde günde 2 saat mesai yapılacak. Altının katlarında 2 saat. Dördün katları olan günlerde 1 saat mesai yapılacak. 5'in katı olan günlerde yine 1 saat mesai yapılacak. Diyor ki 6, 4 ve 5'in ortak katı olan günlerde de mesai saatlerinin toplamı kadar mesai yapılacak. Örnek vermiş 40. günde 40 neyin ortak katı arkadaşlar? 4 ile 5'in. 4'te 1 saat mesai yapıyordu. 5'te de 1 saat mesai yapıyordu. O zaman 1 artı 1'den 40, 40. günde 2 saat mesai yapılıyormuş. Mantık bu. Buna göre bu iş yerinde 120 gün tatil yapmadan çalışan bir işçi kaç gün 3 saat mesai yapmıştır. Arkadaşlar 3 saat mesai yapmak demek bakın 6'nın katlarında 2 saat şöyle diyorum bakın 6K'da 2 saat 4K'da 4'ün katı olan günlerde 1 saat mesai yapılıyor. Ve 5'in katı olan günlerde 5K'larda yine 1 saat mesai yapılıyor. Benim günde 3 saat mesai yapabilmem için ya 6 ve 4'ün katlarında 2 artı 1'den 3 ya da 6 ve 5'in katlarında yani ya ekok ekok 6 ve 4'te veya ekok 6 ve 5'te ben 3 saat mesai yaparım. 6 ve 5'te. 6 ile 4'ün ekoku 12'dir. 6 ile 5'in ekoku da 30'dur. Tamam mı? Ama şuna da dikkat edelim bakın. Eğer bunların 3'ünün de ekoku olan bir gün varsa yani bu 3'ünün de katı olan bir gün varsa hem 6'nın hem 4'ün hem 5'in. Mesela 60 bu kurala uyar. 60'ı alamayız. 60'ı neden alamayız? Çünkü 60'ta 60. günde hem 3'ün hem 4'ün hem 5'in hem, hem 6'nın katı olduğu için toplamda 4 saat mesai yaparız. Dolayısıyla biz bunların ekokunun katlarını da almayacağız. Şimdi önce bir başlayalım. 12'nin katlarını yazalım. 12'nin katları ne var? 12 var, 24 var, 36 var, 48 var, 60 var, 72, 84, 96, 108, ve 120. Daha sonra 30'un katlarını yazalım 120'ye kadar. 30 var, 60 var, 90 var ve 120 var. Şimdi alacaklarımızı ben yuvarlak içine alayım. 12'yi alacağız. 12'de sıkıntı yok çünkü sadece 3'ün ve e, 6'nın ve 4'ün katı. 24'ü alacağız çünkü sadece 6'nın ve 4'ün katı. 36'yı alacağız, 48'i alacağız. 60'ı almayacağız çünkü hem 6'nın hem 4'ün hem 5'in katı. Burada 4 saat mesai var, 3 saat yok. 72'ye baktığım zaman alacağız hem sadece 4'ün ve 6'nın katı. 84'ü alacağız. 96'yı alacağız. 108'i alacağız. 120'yi yine almayacağız çünkü 120'de de 4 saat mesai yapıyoruz. Aşağı baktığım zaman 30'u alacağız çünkü sadece 6'nın ve 5'in katı. 60'ı e, almayacağız çünkü 6'nın, 4'ün ve 5'in katı. 60'ı almadık. 90'ı alacağız çünkü sadece 6'nın ve 5'in katı. 4'e bölünmez. 120'yi yine almayacağız. Kaç tane aldık arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane aldık. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Şimdi bu çarpımın sıfırdan büyük olabilmesi için iki tane ihtimalimiz var. Onları buraya yazalım. Bu çarpım sıfırdan büyükse ya ikisi de pozitif olmak zorunda artı çarpı artıdan ya da ikisi de negatif olmak zorunda. Şimdi birinci durumumuz x eksi y'nin pozitif. Aynı şekilde y eksi z'nin pozitif olduğu durum. İkinci durumumuz da x eksi y'nin negatif. Aynı şekilde y eksi z'nin negatif olduğu durum. Şimdi buraya bakarsak y'yi karşı tarafa attım. x büyüktür y oldu. z'yi karşı tarafa attım. y büyüktür z oldu. Sıralama yapacak olursam burada ee, x, y'den, y Y'de z'den büyük olduğuna göre burada x büyük, y büyük, z sıralaması yapabiliriz. Buraya baktığım zaman y'yi karşı tarafa attım, x küçük y oldu. Z'yi karşı tarafa attım, y küçük z oldu. O zaman bu sefer de en küçük x oldu, x küçük y küçük z. Bu iki durumdan bir tanesi geçerli. Araya da veya yazayım, olay anlaşılsın. Şimdi aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. X ile Z'nin çarpı daima pozitiftir diyor. Özür dilerim daima pozitiftir demiş x çarpı z daima pozitif mi? Bunu bilemeyiz. x'in ve z'nin işaretini bilmiyoruz. Ee, y çarpı z ile de ilgili konuşamayız. Çünkü y'nin ve z'nin direkt işaretini bilmiyoruz. Şimdi c şıkkına bakalım. Şuraya c şıkkını yazalım. Ee, x eksi z bölü x eksi y. Şimdi iki durumda da incelememiz gerekiyor. Birinci duruma baktığımız zaman. Şuraya birinci durum diyelim. Şuraya da ikinci durum. Bakın bu yaptığımız birinci durum. Bu yaptığımız ikinci durum. İkisinden bir tanesi. Şimdi birinci durumda. Ee, x z'den büyük olduğu için x eksi z sıfırdan büyük. Yani pozitif bölü. x y'den de büyük olduğu için x eksi y de sıfırdan büyük. Pozitif bölü pozitiften pozitif. Eğer ikinci durumdan da pozitif gelirse daima pozitiftir diyebiliriz. İkinci durumda x z'den büyük olduğu için x z'den büyük olduğu için x eksi z sıfırdan küçüktür. Çünkü bakın x küçük z ise z'yi karşı tarafa attığınız zaman x eksi z küçük sıfır olur. Yani negatif bölü x eksi y diyor. x y'den de küçük. x küçük y ise x eksi y de sıfırdan küçük olur. O zaman burada eksi. Eksi böyle eksiden artı olacak. Her iki durumda da gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da sıfırdan büyük çıktı oranımız. Burada da sıfırdan büyük çıktı. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Ali tahtaya birden başlayarak m tane ardışık tek sayı yazıp toplamış. Veli de birden başlayarak n tane ardışık tek sayı yazıp toplamış. Buna göre buldukları toplamların farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi topla, e, tek sayıların toplam formülünü hatırlayalım. 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı mesela m tane sayı varsa bu toplam m kare ile bulunuyordu. O zaman Ali m tane sayıyı topladıysa Ali'nin bulduğu toplam Ali'nin bulduğu m kare olacak. Veli'nin bulduğu da o da n tane sayıyı toplamışsa o da ne kare olacak. Bunların farkı diyor o zaman m kare eksi ne kare farkını soruyor bize hangisi olabilir diyor. Bunu iki kare farkından açarsak m eksi n çarpı m artı n yazabiliriz. Şimdi bunu yazdıktan sonra e, 37'ye bakalım. Acaba e, 37'yi bu farka yazdığımız zaman yani m kare eksi n kareyi 37'ye eşitlediğimiz zaman m ve n'yi birer tam sayı bulabiliyor muyuz? Çünkü m tane sayı dediğine göre m de n de tam sayı olacak. Şimdi 37'nin çarpanları 37 ve 1 olabilir. 37 ile 1 yazarsak buraya arkadaşlar. Ee, ne olur? m eksi n 37 m artı n 1 olan ardışık olacak bunlar. Ee, bu 19 olur bu 18 olur. 19 eksi 18 1 19 artı 18 de 37 bu sağlanır. Bu olur. Demek ki 1'i alabiliriz. 1 bu fark 37 olabilir. 42'ye bakalım. 42 için önce şurayı bir siliyorum. Burayı temizledim. 42 için başka değerler vereceğim çünkü. 42 yazarsam buraya. 42'de çarpanlar ne var? 21 ile 2 olabilir 42'nin çarpanları. 6 ile 7 olabilir. 42 ile 1 olabilir. Buna bakalım. 3 ile 14 olabilir. Buna bakalım. Şimdi 21 ile 2 desek m eksi n şuraya yazıyorum m eksi n eşit 21 ise m artı n de 2 ise bunları topladığım zaman 2 m eşittir 23 çıkar ki tam sayı olmaz o zaman ben şunu alamam bu gitti 6 ile 7 versem toplamlar tek sayı yine 2 m tek sayı olur bu da olmaz bu da gitti bunu da alamam 42 ile 1 yine olmaz gitti alamam 3 ile 14 yine olmaz gitti alamam bunlar hiçbir türlü tam sayıları vermezler dolayısıyla m ve n'yi e, fark m kare eksi n kareyi 42 bulamam. Buna çarpımı koydum. Üçüncüye bakıyorum 60 diyor. 60'ı e, mesela 10 ile 6'yı düşünelim. m eksi n eşittir 10 olsun. m artı n de 6 olsun. Ee, bunları top şey 6'ya 10 olsun şöyle. Top büyük olan fazla olsun. Toplarsak 2m eşittir 16'dan m eşittir 8. m yerine 8 yazarsak n de 2 gelir. Bakın yine oldu. O zaman 16 için 60'ı da alabilirim. 1 ve 3'ü alabiliyorum. Doğru cevap C seçeneği olur. Önce gerçek değeri bulalım. Bunların hepsini toplarsak arkadaşlar gerçek değerimiz 1515 çıkar. Gerçek değerden 9846 fazla çıktıysa 1515 çıkarttığımız zaman buradaki değerimiz 8331 olur. E buranın 8331 olabilmesi için sağa kaydırdığımız rakamın son basamağının 1 olması gerekir yanlış toplamada. E son basamağın 1 olan sadece 421 vardır. Doğru cevap E seçeneği. Gözlerimiz birinci göz, ikinci göz, üçüncü göz. Başlangıçta birinci gözde X, Y, Z sırasıyla para var. Şimdi birinci göze 3Z ekledik. ikinci göze 3X ekledik. Üçüncü göze 2Y ekledik. Son durumda paralar eşit oldu. Yani X artı 3Z, Y artı 3X ve Z artı 2Y birbirlerine eşit oldu. Önce ilk ikisini alalım. İlk ikisini alırsak Y eşittir 3Z eksi 2X çıkar. Daha sonra 2 ile üçüncüsünü alırsak buradan da Y eşittir 3X eksi Z çıkar arkadaşlar. Bu y'leri birbirine eşitlersek 3z-2x eşittir, 3x-z çıkacaktır. Buradan da 5x eşittir, 4 tane z çıkar. Burada oran verelim. Buraya 4k dersek, buraya 5k dememiz gerekiyor. Çünkü 4 ile 5 ancak bu şekilde eşitlenirler. Bize m'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini sorduğu için y'yi bulmamız yeterli. Z ile x'i bulmamıza gerek yok. Y'ye bakalım. Y neydi arkadaşlar? Bakın mesela şuradan yapabiliriz. Y dediğim şey 3Z eksi 2X. Y eşittir 3 çarpı Z yerine 5K yazdım. 2 çarpı X yerine de 4K yazdım. Buradan 15K'dan 8K çıkartırsak Y dediğimiz ifade 7K olur. Şimdi Y diye dediğimiz değer 7K. E, X'i de bulalım bir. Çünkü X de bize 250'den büyük olduğu için K'nın en küçük değerini verecektir. X dediğimiz şey ne? Onu bulalım. Ee, nereden bulabiliriz x dediğim şeyi zaten 4k'ymış x bulmamıza gerek yok 4k büyüktür 250 ise arkadaşlar buradan k büyüktür 250 bölü 4 yani 125 bölü 2 yani 62 62.5 gibi değer oluyor bundan büyük olduğu için k'nın alabileceği en küçük değer 63 olur arkadaşlar k yerine 63 yazdığımız takdirde 7 çarpı 63'ten burası 441 gelecektir demek ki y'miz 441 oluyor e şimdi m'miz 441'den bir tane bir tık daha büyük olacak. 442 olur. Doğru cevap A. Şimdi fx eksi gx'deki bu gx'i bu tarafa atarsam bu soru benden fx'in gx'ten büyük olduğu noktaları. Ayrıca hx'i bu tarafa atarsam gx'in de hx'ten küçük olduğu aralıkları soruyor. Şimdi bunlarda şıklarda gitmek, e, şıklardan gitmek sizin için her zaman daha avantajlıdır. AB aralığına bakarsak bakın bura aralık A, bu şurası B. AB aralığındaki sayılar için e, f fonksiyonunun görüntüsüne baktığım zaman e, pozitif değil mi? f fonksiyonunun görüntüsü mesela burada. g fonksiyonunun görüntüsüne baktığım zaman g fonksiyonunun görüntüsü e, daha yukarıda bir yerde. Dolayısıyla g daha büyük. ab aralığını alamayız. Diğerlerine bakalım. Her seferinde sileceğim ki karışmasın şeyle, işlemlerle. Şimdi B şıkkına bakıyorum. A ile C arası diyor. A ile C arasında, A ile C arasında e, az önce aldığım nokta vardır. E, A ile B arası sağlamıyorsa A ile C arası da sağlamaz. Çünkü AB aralığının içinde bulunduruyor. Mesela bu noktada f fonksiyonunun değeri atıyorum 3'tür ama g fonksiyonunun değeri 5'tir. E f3 e, burada f(x) x'ten büyük oluyorsa bunun sağlanmaması gerekir. Bu da yanlış olacak. B şıkkını da Hiçbir türlü alamayız. Geldik C şıkkına. B ile C arası diyor. B ile C arasına bakıyorum. Mesela buraya bir değer verelim. Buraya 5 verelim. Atıyorum buraya 7 verelim. Şimdi B ile C arasında f fonksiyonunun görüntüsü kesinlikle büyük. Çünkü mesela şurada bir değer alsam bu değer 5 ile 7 arasında bir değer. Ama G'nin buradaki değeri kesinlikle 5. E, F'in değeri 5'ten büyük o zaman birincisini sağlıyor. İkincisinde de hx fonksiyonu yine değerleri yukarıda tarafta aldığı için ee, bu sefer h(x) fonksiyonu da g(x)ten büyük oluyor. Yine bu şartı da sağlıyor. Dolayısıyla c şıkkı her iki şartı da sağlayacaktır. Soruyu güzelce okuyalım. Ee, A kümesi nasıl verilmiş arkadaşlar? 1 ile n arasındaki tam sayılar olarak verilmiş. A kümesindeki her elemanın karekökü alınarak B kümesi oluşturuluyor. Buna göre hangileri doğrudur? A, B kümesi boş küme olacak. A kesişim B boş küme olacak şekilde en az bir tane N tam sayısı vardır. Hayır yoktur. Neden? Çünkü en yerine yazabileceğimiz en küçük sayı zaten 1. En yerine 1 yazarsak A kümesi ne olur? 1 olur. B kümesi A kümesinin kare köklerinden oluşuyor. E bu da kök 1'den 1 bir olur. Yani A ile B'nin kesişimi kesinlikle zaten 1 elemanından oluşur. Boş küme olmaz. Birincisi yanlış. N eşittir 100 için A ile B'nin kesişimi 10'dur diyor. Şimdi n eşittir 100 için a kümesi şöyle bir küme oluyor bakın. 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde böyle gidiyor. Şimdi b kümesi de şöyle oluyor bakın. Kök 1, kök 2 hepsinin kökünü alıyor. Şuraya da 100'e kadar gidiyor onu yazmadık kök 3 oluyor, kök 4 oluyor, kök 5 oluyor. Böyle gidiyor. En son kök 100'de bitiyor. Şimdi bunların kesişimine bakacak olursak zaten A kümesi sadece tam sayılardan oluşuyor. Demek ki B kümesinden gelen tam sayılar mesela kök 1, 1'dir. Bakın ortak eleman bulduk bir tane. Kök 4, 2'dir. Bir ortak eleman daha. Dolayısıyla B kümesindeki kare kök dışına tam çıkan sayılara bakacağız. Bunların adedi 10 mu acaba? Bakalım. Kök 1 var kök 4 var, kök 9 var, kök 16, kök 25, kök 36, kök 64 var, kök 81 var, son olarak kök 100 var. Bu 2, bu şey, şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5, şu 6, şu 7, şu 8, şu 9, 10 tane sayı var arkadaşlar. 10'dur diyor eleman sayısı. Bu da doğru olacak. Üçüncüsü B kümesinde irrasyonel olan 5 tane sayı olduğu biliniyorsa en eşittir 7'dir diyor. Şimdi B kümesinde irrasyonel 5 tane sayı varsa yazalım B kümesini. B kümesi şöyle kök 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5, kök 6. Bakalım kaç tane irrasyonel oldu bakıyorum. Bu rasyonel kök 1 çünkü 1 çünkü. Bu irrasyonel, bu irrasyonel. E, kök 4, 2 olduğu için rasyonel, irrasyonel, irrasyonel. 1, 2, 3, 4 tane irrasyonel oldu. 5 diyor o zaman kök 7 de gelecek buraya. İşte size 5 tane irrasyonel oldu. 5 tane irrasyonel olması için 1'den 7'ye kadar yani en yerine 7 yazmamız gerekiyor. En yerine 7 yazılacak diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Cevap 2 3 diyor. Cevabımız cevap anahtarında B seçeneğini göstermiş. Burada cevap anahtarında bir baskı hatası yaşamışız ama ikinci baskıda bunu düzelttik arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı 2 ve 3 olacak. Önce toplam sembolünün bize ne sorduğuna bakalım. K yerine bir 1 yaz, bir 2 yaz bunları topla diyor. Bir 1 yazalım. O zaman f 2x1 olur burası. Artı k yerine 2 yazarsak f 2x2. Bu toplamın sonucunun ne olduğunu soruyor bize. Şimdi fx fonksiyonunu vermiş bakın. x kare eksi 3x artı 1. O zaman biz önce x yerine 2x1 yazalım. x yerine 2x1 yazarsak burası. 2x1'in karesinden 4x1 kare eksi 3 çarpı 2x1 artı 1 olur. Artı bir de x2'yi yazalım. O da aynı şekilde 4x2 kare eksi 3 çarpı 2x2 artı 1 olur. Düzenlememizi yaparsak bakın aynı tipleri yan yana getirelim. Burası 4x1 kare. Bunu da buraya getirelim. Artı 4x2 kare. Burası eksi 6 x1. Burası eksi 6 x2. O zaman eksi 6 parantezinde x1 artı x2 artı bir de sabitlerimiz 1 ile 1 var. Onu da 2 diye buraya yazalım. Şimdi işlemi düzenleyeceğiz biraz. Öncelikle şuradaki 4 parantezinde x1 kare artı x2 kareye dikkatinizi çekmek istiyorum. Onu kenarda yapacağım. x1 kare artı x2 kare demek kökler toplamının karesinden iki tane kökler çarpımını çıkarmak demek. Bu eksi x1 x2 bu tarafa atarsanız bunun parantez kare açılımı olduğunu görürsünüz zaten. Kökler toplamımız burada 3. Karesi 9. Eksi 2 çarpı. Kökler çarpımımız 1. 2 katı. Şuraya da 1 yazdım. Burası 7 oldu. O zaman burası 7 arkadaşlar. Şurası 7. Eksi 6 çarpı. X1 artı x2 ile kökler toplamımız 3 artı 2. En son düzenleyelim. Güzel bir şekilde yazalım. Arkadaşlar 4 çarpı 7 eksi 6 çarpı 3 artı 2'yi arıyoruz. 4 kere 7 burası 28. 6 kere 3 burası 18. 28'den 18 çıkarsak 10 olur. 2 eklersek 12 olur. Cevabımız B seçeneği olur. x eksi m ile bölümünden kalan da burayı 0 yapmak için x yerine m yazarsam pm dediğim ifade 7 olur. px artı 1'in x eksi n artı 1 ile bölümünden kalan eksi 1. Burayı 0 yapacak değer n eksi 1'dir. x yerine n eksi 1 yazarsak orası da pn olur. pn'yi de eksi 1 vermiş arkadaşlar. Şimdi bize neyi soruyor? Px polinomunun bu polinomla bölümden elde edilen kalan. Bakın arkadaşlar burayı eksi m'ye eksi n'ye burayı x'e x diye ayırırsak ortadaki terimi verecektir. Yani biz Px polinomunu şöyle yazabiliriz x eksi m çarpı x eksi n çarpı bir bölümümüz var. O bölümün ne olduğunu bilmiyoruz ama kalanı biliyoruz. Kalan 5x artı 3. Şimdi önce x yerine m yazalım. x yerine m yazarsak burası gider. 5m artı 3 olur. 5m artı 3'ün biz kaç olduğunu biliyoruz. 7. Buradan 5m eşittir 4'ten m eşittir 4 bölü 5 çıkar. Bir de x yerine ne yazalım? Yine gider burası. 5n artı 3 eşittir eksi 1 çıkar. Buradan 5n eşit eksi 4'ten n eşittir eksi 4 bölü 5 olur. Bize bunların toplamını sormuş. 4 bölü 5 ile eksi 4 bölü 5 toplarsak 0 çıkar. Px polinomu baş katsayısı 2 olan e, sıfırları birbirinden farklı m, n, k olan polinommuş. O zaman px'i bir yazalım. px polinomu baş kat sayısı 2 dediği için peşinen şuraya 2'yi yazıyorum. Sıfırları m, n ve k ise x eksi m bir çarpanıdır. Aynı şekilde x eksi n bir çarpanıdır. Aynı şekilde x eksi k da bir çarpanıdır. Şimdi m, n, k pozitif tam sayılar olduğunu vermiş ve p1'in eksi 16 olduğunu vermiş. O zaman x yerine 1 yazarsam p1 2 çarpı burası 1 eksi m olur ilk kısım. Ortadaki çarpan 1 eksi n olur. En sondaki çarpan 1 eksi k olur. Ve bu da eksi 16'ya eşit çıkmış olur. Şimdi burada öyle bir değer vereceğiz ki m'yi, n'yi, k'yı dikkat edin pozitif tam sayı olacak şekilde değer verdiğimiz zaman bu çarpımın sonucu eksi 16 çıkacak. Bakın burada 3 tane çarpan var. Bu 3 çarpanı şöyle yapalım. Öncelikle şu 2 ile şu 16'yı sadeleştirelim e, ee, diyelim ki şöyle yapalım. 1 eksi m, 1 eksi -n, 1 eksi -n, k, eksi 8 olsun. Eksi 8 olabilmeleri için değer vereceğim şimdi. Bakın m'ye 2 versem burası eksi 1 olur. N'ye 3 versem burası eksi 2 olur. K'ya 5 versem burası eksi 4 olur. Çarptığım zaman eksi 1, eksi 2, eksi 4'e eksi 8'i verir. O zaman arkadaşlar polinomumuzu son olarak buraya tekrar yazıyorum. Çünkü m, n, k'yı buldum. Px eşittir 2 çarpı M yerine eksi 1 yazdım. Burası x artı 1 oldu. Çarpı. N yerine 3 yazarsam. Burası e, n yerine 3 yazdım. M yerine. E, bu arada m yerine 2 yazmam gerekiyordu. Eksi 1 yazmışım. 2 yazacağım. Şunu siliyorum. Düzeltiyorum arkadaşlar. M yerine 2 yazıyorum şimdi. x eksi 2. N yerine 3 yazıyorum. x eksi 3. K yerine de 5 yazıyorum. X eksi 5. İşte polinomumuz burada. P6'yı soruyor. X yerine 6 yazacağız. P6 eşittir. 2 çarpı 6 eksi şurası 6 eksi 2 4. Şurası 6 eksi 3 3. Şurası 6 eksi 5 1. 2 kere 4 8. 8 kere 3'ten cevabımız 24 olacak. B seçeneği. Şimdi derecelerle ilgili bir işlem verilmiş. O zaman ben Px polinomunun derecesi ve Qx polinomunun derecesini belirleyeyim. Px polinomunun derecesine A demek istiyorum. Aynı şekilde Qx polinomunun derecesine de B demek istiyorum. Soruyu bu şekilde çözeceğim. Şimdi derece Px bölü Qx polinomlarda bölme yaptığımız zaman dereceler çıkartılır. Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B ise bölüm polinomunun derecesi A eksi B olur. A'nın B'den farkı kaçmış? Logaritma 3 tabanında neymiş? Bunu yazdık kenara. Hatta e, özelliği de kullanalım. Bu a e, 3 a eksi b'nin altına taban olarak gidecek. Şöyle olacak. 3 üzeri a eksi b eşittir ne? Bu bir kenarda dursun. Bu işimize yarayacak. Devam ediyorum şimdi. px ile qx'in çarpım polinomunun derecesi de ayrı ayrı derecelerin toplamıdır. Yani bunun derecesine ben a bunun derecesine b dediysem çarpımlarının derecesi a artı b olur. A artı B de neye eşitmiş? Logaritma n tabanında 27'ye eşitmiş. Buradan da yine benzer az önceki işlemi yaparsam bu sefer n a artı b'nin altına taban olarak gidecek. n üzeri a artı b eşittir 27 olacak. Bunu da yazdık. Şimdi 27 demek 3'ün 3. kuvveti demek. 3, 3'ün 3. 3. kuvveti ise ben şöyle yazayım, şöyle yapayım. Bakın burada en üzeri a artı b 3 üzeri 3 eşitliği var. Bir daha yazayım buraya. En üzeri a artı b eşittir 3 üzeri 3. Benim en yerine ne yazma hakkım var? 3 üzeri a eksi b. O zaman 3 üzeri a eksi b yazarsam en yerine. En yerine bunu yazdım. Bunun üstünde bir de a artı b'si var. Bu 3 üzeri 3'e eşit olacak. Üstün üstü çarpılırdan a eksi b ile a artı b'yi çarptığım zaman sonucun kaç etmesi gerekiyor? 3 etmesi gerekiyor. Burası 3'müş. O zaman a kare eksi b karedir burası. a kare eksi b kare eşittir 3 olacak. Px ve Qx polinomlarının derecesine a ve b dedik ve buradaki a b kesinlikle birer pozitif tam sayı olacak. Yoksa polinom olmaz. Polinomların üstleri doğal sayıydı hatırlıyorsanız. Dolayısıyla şöyle yapacağız. a'ya burada 2 verip b'ye burada 1 verirsek 2'nin karesi 4, 4 eksi 1'den 3 olur sağlanır. Demek ki Px polinomunun derecesi kaçmış? 2'ymiş. ...qx polinomunun derecesi de 1'miş. Yani px ikinci dereceden, qx 1. dereceden. Burada p kare x'i sormuş. E, diyelim ki px polinomunun... E, ...bir değer verelim. Mesela x kare olsun. qx polinomu... ...qx polinomu da atıyorum kafadan tamamen. 3x olsun. Yeter ki de, dereceler tutsun. O zaman p kare x polinomu... ...bunun karesi olur. Yani x üzeri 4 olur. qx polinomu 3x diye duruyor. Yani bana soruda sorduğu polinom... ...aslında nedir? Sorduğu polinomu bakın buraya yazıyorum x üzeri 4 artı 3 x'tir bu polinom. Bu polinomun derecesini soruyorsa bunun en büyük terimin katsayısı 4 olduğu için en büyük e, kuvveti 4 olduğu için cevabımız 4 olur B seçeneği. Önce doğrusal fonksiyonumuzun denklemini yazalım. x bölü x'i kestiği nokta f1 artı y bölü y y'i kestiği nokta f5 eşittir 1. Şimdi soru bizden neyi sormuş? Bakıyorum neye sorduğuna. F içerisinde 2 tane F1'i sormuş. Yani x yerine götüreceğiz. 2 F1 yazacağız. Yazarsak e, buradaki y değerini merak ediyoruz. 2 çarpı F1 bölü F1. X yerine F1 yazdım artı y bölü f5 eşittir 1 olur. Bunlar sadeleşir 2 olur. Karşı tarafa atarsam y bölü f5 eşittir eksi 1 olur. İşler dışları da yaparsam y eşittir eksi f5 olur. Yani ben x yerine götürüp 2 tane f1 yazdığım zaman bu fonksiyonun görüntüsü eksi f5 çıkıyormuş. Doğru cevap a seçeneği olur. Şimdi f fonksiyonu orijine göre simetrikse f fonksiyonu tek fonksiyondur. g fonksiyonu y eksenine göre simetrikse g fonksiyonu da çift fonksiyondur. Bir fonksiyon tek fonksiyonsa sana ne oluyordu? f eksi x eşittir eksi f x. Yani eksiyi dışarı çıkarıyordu. Bir fonksiyon çiftse de eksi yutuyordu. Yani g eksi x'teki eksi yutuluyor. g x oluyordu. Bu iki özelliği kullanacağız şimdi. Birinci öncüle bakalım. f a artı f eksi a sıfırdan küçükmüş. Şimdi f fonksiyonu tek fonksiyonsa şuradaki eksi a'daki eksiyi dışarı çıkaracak. Yani burası f a eksi f a'dan sıfır olacak. Sıfır küçük eşittir sıfır demiş. Sıfır sıfırdan küçük eşittir bu doğru. İkinciye baktığımız zaman g a g eksi a diyor. Eksiyi yutacak g tek ol, çift olduğu için artı yapacak bunu. g a g a da iki tane g a büyüktür sıfır diyeceğiz. Yalnız biz GA'nın pozitif ya da negatif tanımlı olduğunu bilmiyoruz. GA'nın negatif 2 GA'nın negatif olma ihtimali de var. Dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir yorum yapamayız. 3. şıkka baktığımız zaman G A demek GA demek. GA bölü GA da 1'dir. 1 büyük müdür acaba? FA bölü F A da bu eksi dışarı çıkar. Bura artı olur. FA'lar sadeleşirse eksi 1 olur. 1 eksi 1'den büyüktür. O zaman üçü de doğru kabul edebiliriz. Cevabımız D şıkkı 1 ve 3 olacak. f eksiği yutmuş. O zaman f fonksiyonuna çift fonksiyon diyebiliriz. Bakın bu gx'i karşı tarafa atarsam g eksi x eşittir eksi gx. Yani gx eksiği dışarı çıkarmış. Yani g fonksiyonu tek bir fonksiyondur. Bu tip sorularda çözebilmek için hemen bir örnek verin arkadaşlar. Bildiğiniz en basit çift fonksiyon nedir? x kare. Bildiğiniz en basit tek fonksiyon nedir? x. Bakın buradan yürüyelim şimdi. fx üzeri 4, x üzeri 8 olur. gx dediğimiz şey x. Böldüğüm zaman x üzeri 7 kesinlikle çift diyor. Bak tek çıktı gördün mü? Bu yanlış. fx eksi gx, fx Gx'de x kare, gx de x, x kare eksi x. Bu ne tektir ne de çifttir. Bu da yanlış. fx çarpı gx çarpı x üzeri 5. Bunu yapıyorum. fx x kare, gx x. Bu da x üzeri 5. Üstleri topladığım zaman x üzeri 8 eder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift bir fonksiyon. Doğru. G dördüncü dereceden x, x üzeri 4 olur. Artı f üçüncü dereceden x, bu da x üzeri 6 olur. Bakın x üzeri 4, x üzeri 6 ikisi de çift olduğuna göre 4 de çift fonksiyondur. O zaman cevabımız 3 ve 4 de seçeneği olur. Bildiklerimizi yazalım. Bir kere arkadaşlar, bu fonksiyonun y eksenini kestiği nokta yani c'si 0'dan küçük. Bu fonksiyonun a'sı 0'dan büyük çünkü kolları yukarı doğru. Bu fonksiyonun e, deltası yani b kare eksi 4 ac'si sıfırdan büyük çünkü x eksenini iki farklı noktada kesmiş. Bu fonksiyonun kökler toplamı yani eksi b bölü a'sı bakın bir kökü negatif bir kökü pozitif negatif olan kök daha sol tarafta yani sıfırdan küçük. Kökler çarpımı da biri pozitif biri negatif olduğu için sıfırdan küçük olacaktır. Şimdi bunları yorumlayalım. Bakın burası delta demek. Ama eksi delta. Çünkü 4ac eksi b kare. Eksi delta sıfırdan büyükse delta sıfırdan küçük olur. Ama deltamız sıfırdan büyüktü. Bu yanlış. Eksi b bölü 2a yani simetri ekseni. Bakın simetri ekseni parabolü iki eşit parçaya bölen doğru. Yani burası. Bura negatif. Yani f içerisinde negatif bir yer. Negatif bu yeri yerine yazdığımız zaman aşağıda bir yer çıkıyor. Sıfırdan küçük. Sıfırdan büyük demiş. Bu da yanlış. A bölü C sıfırdan büyük demiş. Bakıyorum C bölü A sıfırdan küçükse A bölü C sıfırdan büyük olamaz. Bu da yanlış. B eksi C küçüktür 0 demiş arkadaşlar. Bunu bilemeyiz. B'nin mi C'nin mi büyük olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. B bölü C küçük 0 demiş. Şimdi B'nin işaretine bakacak olursak bakın A burada pozitif. Yukarıdaki ifadenin negatif olması gerekiyor. Demek ki B pozitif. B pozitif. C'nin de negatif olduğunu biliyorum. Bölersem bunları kesinlikle negatif çıkar. E şıkkı kesin doğrudur. fx parabolünü k birim aşağı ötelemek demek sabit teriminden k kadar çıkarmak demek. Yani yeni gx parabolümüzün denklemi buraya gx yazalım x kare eksi 4x artı 5 eksi k olacak. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar eksenleri kestiği noktalar. Yani kökler dersek bunlara buraya x1 buraya x2 dersek kökler toplamımız x1 ve x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan 4 çıkar. Ve arkadaşlar x2'nin x1'den farkı kökler farkı bu arası 6 birim vermiş soru. AB'ye 6 vermiş 6 birimdir. Yani x2'den x1'i çıkardığımız zaman 6 olur. Taraf tarafa toplama yaparsak x1'ler birbirlerini götürür. 2 tane x2 eşittir 10'dan x 2 eşittir 5 çıkar. Yani bu denklemin bir tane kökü 5'miş. E kök denklemi sağlar. Götürüp yerine yazarsak 25 eksi 20 artı 5 eksi k eşittir 0'dan. 25'ten 5 çıktı, 20 çıktı 5. 5 5 daha 10. k eşittir 10 bulunur. Cevap b olur. 12 birim kareden oluşan şekil veriliyor. Bu şekle göre köşeleri birim kareler üzerinde olmak şartıyla K veya L noktasını köşe kabul eden kaç tane dikdörtgen vardır? Burada veya önemli. K ve L deseydi ee, dikdörtgenin herhangi iki köşesinde K ve L olacaktı. Ama veya dediği için herhangi bir dikdörtgeni köşe olarak kabul eden tek nokta alabiliriz. Mesela örnek veriyorum şu dikdörtgeni alabiliriz. Çünkü sadece K'yı köşe kabul ediyor. Burada bir tane var. Bir tane dikdörtgen şunun tamamını aldım 2. Bir tane dikdörtgen bunun tamamını aldım 3. Bir tane bunun tamamını aldım 4. O zaman K için buradan 4 durum geldi. Aşağıda da aynı şekilde bir tane buradan geldi. K'yı köşe kabul eden. Bir tane şu ikisinden geldi 2. Iki. Bir tane şunların üçünden geldi 3. Üç. Bir tane de buradan geldi 4. Yani 4 artı 4'ten buradan 8 tane durumu elde etmiş olduk. Şimdi L'ye bakıyorum. K'yı şöyle silelim. L'ye daha çabuk görelim. Daha kolay görelim. K'yı sildim buradan. L'ye bakıyorum şimdi. L için şurası var. 1. Şurası var. 1. Daha sonra buraya aldım. 2. Daha sonra buraya aldım. Şöylece 3. Daha sonra buranın tamamını aldım. 4. Yani L için buradan gelen 4 ihtimalimiz var. Daha sonra L'yi yukarıdan alabiliriz arkadaşlar. Şöyle alabiliriz. Onu da farklı renkle gösterelim. L'miz burada bakın. Şöyle 1 diyebiliriz. Şöyle 2 diyebiliriz. Şöyle. Şöyle 3 diyebiliriz ve şöyle 4 diyebiliriz. L için bir 4 durumu da buradan geldi. Bir de arkadaşlar bakın kaybolmasın K'mız L'miz çok çizdik. Burası K'mız burası L'miz. K ve L'yi aynı anda üçgen, şey, dörtgenin, e, dikdörtgenin köşeleri kabul edenler var. Onlarda bakın şu var burada 1. Daha sonra burada var şöyle 2. Daha sonra burada var şöyle 3. Daha sonra burada var şöyle 4. Şimdi K için 8, L için 8, bir de K ve L içinde 4 ihtimal geldi. O zaman 8 artı 8 artı 4'ten burada 16 artı 4'ten 20 tane ihtimal vardır. Doğru cevap D seçeneği olur. Şimdi bu sorunun Türkçesini çok iyi anlamamız lazım. O yüzden soruyu okuyorum. Yukarıda verilen kartlar üzerinde 0'dan 5'e kadar sayılar yazılıp kartlar ters çevirip karıştırılıyormuş. Bu kartlardan ikisini aynı anda tersine çeviren Asya görünen kartların aritmetik ortalamasının 5 bölü 2 olduğunu görüyor. Buna göre e çevrilen kartlardan birinin sıfır olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar normalde burada tüm durumumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak gözüküyor. Ama burada bir koşullu olasılık var. Diyor ki çevrilen kartların aritmetik ortalamasının 5 bölü 2 olduğunu görüyorsa tüm durumumuz değişecek. 6 tane değil aritmetik ortalaması 5 bölü 2 olan kartlara bakacağız. Aritmetik ortalama 5 bölü 2. Şuraya yazıyorum bakın 5 bölü 2. Aritmetik ortalama ne verir? Yukarı taraf sayıların toplamını verir. Aşağı tarafta sayı adedini verir. Zaten 2 kart dediği için adedimiz 2. O zaman sayı toplamları 5 olan 2 tane kart arıyoruz. Yani birinci kart x ise ikinci kart da y ise x artı y'nin 5 olduğu değerleri arıyoruz. O zaman ne olabilir? 0 ile 5 olabilir. 1 ile 4 olabilir. 2 ile 3 olabilir. Başka türlü olmaz. Demek ki tüm durumumuz 3'müş. 3 üç tane. Çünkü aritmetik ortalamanın 5 bölü 2 olduğu başka durum yok. Bunlardan birinin 0 olma olasılığı diyor. Birinin 0 olma olasılığı gördüğünüz gibi bir tane var. O zaman cevabımız 1 bölü 3 olacak. Bu soruda bir baskı hatamız olmuş arkadaşlar. Buradaki 8, 12 olacaktı. İkinci baskımızda bunu düzelttik. 1, 4, 12 tabloda oluşturacak satırlar aritmetik dizi, sütunlar geometrik dizi oluşturacak şekilde sayılar yerleştiriliyormuş. Boş kutulara gelebilecek sayıların toplamı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi 1, 4, 6. Şöyle başlıyorum. Şimdi bunu aritmetik dizi oluşturacak şekilde ben buraya 2 yazayım bir de 3 yazayım. Niye 2, 3 yazdım? Çünkü e, buradaki 4'ün katı olan bir şey yazmak istedim. Geometrik diziler katla ilerliyordu. Buraya 2 yazdığım anda buraların aralarındaki fark 1 ise bir sonraki terimin de 1 olması lazım. Çünkü satırlarda aritmetik dizi oluşturuyormuş. O zaman 2, 4, 8 yazdım buraya. Şimdi buraya 8 yazıyorsam sağa doğru aritmetik olması için 12 ile 8 arasındaki fark 4 ise bununla şu ilk kutudaki ile buranın arasındaki farkın da 4 olması lazım. O zaman buraya da 4 yazdım. 4, 8, 12... E burası 1 ise ortaya ne yazarsam aritmetik dizi elde edilir. Buraya 2 yazarsam 1'in 2 katı 2, 2'nin 2 katı 4 aritmetik dizi elde edildi. Şimdi aşağı doğru aritmetik e, ge, geometrik dizi elde edildi özür dilerim. Aşağı doğru geometrik diziye devam edeceğim. 3'ten sonra 3'ün 2 katı olan 6'yı getirdim buraya. Zaten 2, 4, 6'nın da aritmetik olması lazım. Daha sonra da 12 geliyor. Boş kutulara gelen sayıları toplayalım. 2 artı 3 artı 2 artı 6 artı 4 artı. 8 olacak. Bunların toplamı da ne olur? 12, 18, 20, 23, 20, 5 olacaktır. Doğru cevap B seçeneği olur. 4 tane kadememiz var. 1, 2, 3, 4. Bize ilk 4. kademe ile ilgili bir bilgi verildiği için şöyle diyelim. 4. kademede arkadaşlar 1 dakikada ventilatörümüz x miktar enerji harcasın. O zaman 5 dakikada harcayacağı enerji 5x olur. Burası tamam. Şimdi birinci vantilatör bir dakikada y miktar enerji harcasın. O zaman e, kaç dakika diyor? 8 dakika diyor. 8 dakikada 8 y enerji harcar ve bu 5 x 8 y eşitmiş. 8 x eşittir 5 y ise buradan y eşittir 5 x bölü 8 çıkar. Biz neye y demiştik? Birinci vantilatörün bir dakikada harcadığı enerji. Yani burası 5 x bölü 8. E, dördüncü vantilatörün bir dakikada harcadığına da x dedik. Burası da x arkadaşlar. E, bu madem bir aritmetik dizi A4 eşittir A1 artı 3D olması gerekiyor. E Ben A4'ün X olduğunu biliyorum. A1'in 5X bölü 8 olduğunu biliyorum artı 3D. Bu tarafa atarsam X8'i -X 5X bölü 8 eşittir 3D. Yani 3X bölü 8 eşittir 3D'den 3'ler birbirini götürür. D eşittir X bölü 8 olur. O zaman ikinci ventilatör bakın bir dakikada e, ortak farkı bulduğumuza göre. Buraya X bölü 8 eklerseniz 6X bölü 8... 7x bölü 8, burası da zaten 8, 8x bölü 8'den ne olacaktır? X olacaktır. Şimdi buna göre diyor, ikinci kademede 4 dakika, yani 6x bölü 8'i 4 ile çarp diyor, tamam. Artı e, üçüncü kademede 8 dakika, yani 7x bölü 8'i 8 ile çarp diyor, o da tamam. E, peki bu ne olur arkadaşlar? Hesaplarsak, 24x bölü 8 artı 7x olur. 24x bölü 8, 3x olur. Burası 3x. Burası da 7x. Toplamda 10x çıkar arkadaşlar. E bize neyi soruyor? Dördüncü kademedeki kaç dakikada harcar diyor. Bakın dördüncü kademede bir dakikada x, 10 dakikada 10x'i 10 dakikada harcaması gerekiyor. Doğru cevabımız 5'lik olur. Dikdörtgenin alanını bulmak için önce uzun kenarını daha sonra kısa kenarını bulacağım. Uzun kenarı Logaritma 2 tabanında 9'dan logaritma 4 tabanında 3'ü çıkaracağız. Bu uzun kenarı çarpı kısa kenarı bulmak için de logaritma 3 tabanında a'dan logaritma 9 tabanında a'yı çıkaracağız. Bu işlemi yaptığımız zaman sonuç 21 bölü 4 geliyormuş. Şimdi bu 9'u 3'ün karesi gibi düşünürsek 2 başa geçer. Buradaki 4'ü de 2'nin 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti olarak düşünürsek bu da 1 bölü 2 olarak başa geçer. Dolayısıyla burası şöyle olur. 2 tane logaritma 2 tabanında 3 eksi 1 bölü 2 tane logaritma 2 tabanında 3. Bura tamam. Çarpı burası logaritma 3 tabanında a kaldı ilk taraf. Eksi 9'u 3'ün karesi gibi düşünürsek 2 1 bölü 2 olarak geçer. 1 bölü 2 tane logaritma 3 tabanında a. Bu işlemi yaptığım zaman sonuç 21 bölü 4 geliyormuş. Şimdi 2'den 1 bölü 2 çıkarsa burası 3 bölü 2 tane logaritma 2 tabanında 3 olur. Çarpı burası da 1'den 1 bölü 2 çıkarsa 1 bölü 2 tane logaritma 3 tabanında A olur. Bu işlemin sonucu 21 bölü 4 çıkıyormuş. Bakın 2 kere 2 4 Şurada oradaki 2 değil. Yanlış sadeleştirdik. Şuradaki paydadaki 2. 2 kere 2 4. Dört. Buradaki 4 ile sadeleşir. Buradaki 3 ile buradaki 21 sadeleşir. Burada 7 kalır. O zaman en son işlemi düzenlediğim zaman şöyle bir şey olacaktır. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında a eşittir 7 olur. Bakın buradaki 3 ile buradaki 3'ün sadeleşme özelliği de var. O zaman son olarak logaritma 2 tabanında a eşittir 7 olacaktır. Logaritmanın özelliğinden dolayı bu 2 7'nin altına taban olarak giderse A eşittir 2 üzeri 7 olur. 2 üzeri 7 de 128'dir. Doğru cevap D seçeneği olur. Fx logaritma x artı 1 tabanında x küp artı 1 verilmiş. Öncülere bakalım. 1 ile başlıyorum. Fx eşittir 1 koşulunu sağlayan diyor. Yani x e, fonksiyonumuzu 1'e eşitliyoruz. Logaritma x artı 1 tabanında x küp artı 1'i 1'e eşitledim. Bunun 1 olabilmesi için logaritmanın tabanıyla üstünün aynı olması lazım. Yani burasında x artı 1 ile x küp artı 1'in eşit olması lazım. Bunlar sadeleşir. x küp eşittir x. x küp eşittir x'i sağlayan değer için şöyle yapalım. x'i karşı tarafa atalım. x küp eksi x eşittir 0'a bakalım. x parantezinde x kare eksi 1 eşittir 0'a bakalım. Buradan x eşittir 0 gelir. Buradan da x eşittir 1 ve eksi 1 gelir. Yani x küp eşittir x'i sağlayan 2 tane değer değil 3 tane farklı tam sayı değeri vardır. Dolayısıyla birinciyi kabul edemeyiz. Bir yanlış. İkinci öncüle geçtim şimdi. İkinci öncül ne diyor? fx eşittir 2 diyor bu sefer. Yani logaritma x artı 1 tabanında x küp artı 1'i 2'ye eşitleyecekmişiz. Bu x artı 1 2'nin altına taban olarak gidecek. Özelliğimiz oydu. Yani x artı 1'in karesi eşit olacak. x küp artı 1'e. Daha sonra bunu açarsak x kare artı 2x artı 1 eşittir. x küp artı 1 diyeceğiz. Birler gitti. İki taraf şu soldakileri sağ tarafa atarsam x küp eksi x kare eksi 2x eşittir 0 olur. x parantezinde x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 olur. Daha sonra Burayı çarpanlarına ayırırsak burası e, x eksi 2'ye x artı 1 diye ayrılır. Yanlarında bir de x var. O zaman bunları sıfır yapan değerler bir sıfırdır, bir ikidir, bir de eksi birdir. Bize bir tane değer vardır diyor. Hayır, üç tane değer var. Bu da yanlış oldu. Son olarak üçüncü öncüle bakıyorum. Şuraya yazdım üçüncü öncülü de. fx eşittir sıfırın çözüm kümesi boş kümedir diyor. Bakalım Logaritma x artı 1 tabanında x küp artı 1'i 0 yapacakmışız. Burayı 0 yapacak değer şurayı 1 yapacak değerdir. Yani logaritmanın üstü 1 olursa sonucu 0 çıkıyordu. O zaman x küp artı 1'i 1 yapan değere yani x küp eşittir 0'a bakalım. Hangi sayının kübü 0'dır? x eşittir 0'ın. Ama x yerine 0 yazdığımız zaman Şurayı 1 yapar arkadaşlar. Ve logaritma a tabanında x'in 3 tane tanım kuralı vardı. x sıfırdan büyük olacak. a sıfırdan büyük olacak. Son olarak en önemlisi a birden farklı olacak. Yani logaritmada taban 1 olamaz. Dolayısıyla x yerine 0 verirsek taban 1 olacağı için x eşittir sıfırı kabul edemeyiz. Dolayısıyla bu logaritmayı tanı bir e, yapan herhangi bir değer yoktur, sıfır e, yapan herhangi bir değer yoktur. Çözüm kümesi de boş küme diyor doğru. Cevabımız da yalnız 3 olacak. Burada arkadaşlar sorumuzda verilenler e, yukarıdakinden farklı. Soruda verilenleri şuradakilere baz alıyoruz. Tuğlalarımızın ölçüleri bunlar. Şimdi bakın bir kare elde edilmiştir diyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şurada 1, 2, 3, 4 tane kısa kenar var. 4 tane kısa kenar 4 çarpı logaritma 2 tabanında kök x artı 1. Bu eşittir arkadaşlar. 2 tane uzun kenara görüyorsunuz. 2 tane uzun kenarda 2 çarpı logaritma 4 tabanında x artı 13 olur. Bu 2 ile bu 4'ü sadeleştirebiliriz. Burada 2 kalır. Bu 2'yi hop başa atalım. Ne olur arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında kök x artı 1'in karesi eşittir. Bu logaritma 4 tabanındaki ifadeyi de 2 tabanında diye yazmak istersek 2'nin karesi. Bu kareyi de buraya bölüm olarak geçirirsek 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 13. Hatta ve hatta buradaki 1 bölü 2'yi ben buradan karalayıp buranın üzerine 1 bölü 2 diye alabilirim. Bu benim ne işime yarayacak? Log 2'lerden kurtuldum artık. Ne kaldı geriye? Kök x artı 1'in karesi eşittir. x artı 13'ün 1 bölü 2. kuvveti yani kare kök. Doğru mu? O zaman arkadaşlar x artı 1 eşittir kök x artı 13 olur. Her iki tarafın karesini alırsam x kare artı 2 x artı 1 eşittir x artı 13 çıkar. Buradan x kare artı x eksi 12 eşit 0 olur. Çarpanlarını ayırırsak arkadaşlar burayı x'e x diye burayı artı 4'e 3 diye ayırırsak buradan x'imiz bir e, 3 gelecek bir de eksi 4 gelecek arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? Ee, X kaçtır diye soruyor. O zaman şıklarda hangisi var? Zaten negatif olan alamayız. O zaman şu iç, kökün içerisi negatif olur. X seçtir. 3'ü almamız gerekiyor. Doğru cevap B seçeneği. Şimdi bize sekant tetayı soruyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Ee, şu alfayı buraya taşıyalım Z'den. Bakın burada şuradaki Z'den dolayı alfayı oraya taşıdım. Şimdi TN'nin TN'nin NL'ye dik olduğunu vermiş. O zaman şurası 90 derecedir. Yani teta ile alfanın toplamı 90 derecedir. Şimdi bize ne sorulmuş? Bakın sekant teta yani bir bölü kosinüs teta sorulmuş. O zaman ben kosinüs teta'yı bulabilmek için bakın teta'nın kosinüsünü arıyorum. E, alfa ile teta birbirini 90 derece tamamladığı için Alfanın sinüsünü bulmak, tetanın kosinüsünü bulmakla aynı şeydir. Çünkü sin ile kos birbirini 90'a tamamlar. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü a, e, teta bir dik üçgenin içerisinde değil ama alfa bir dik üçgenin içerisinde. O dik üçgeni de şöyle gösterirsem size. M, N, L üçgen arkadaşlar. Kotanjant alfa 0.75. Hatta direkt kotanjant alfayı vermiş. Üçgene bile gerek yok. Kotanjant alfa eşittir. 0.75 demek 75 bölü 100. Yani 3 bölü 4 demek arkadaşlar. Kotajant alfa 3 bölü 4 ise üçgenimi çizerim. Bura alfa, bura dik üçgen. Komşumuz 3, karşımız 4, hipotenüsümüz 5. Ne demiştim az önce? Teta'nın kosinüsünü bulmak için alfanın sinüsünü bul. Yani sinüs alfa 3 bölü 4 bölü 5 olur arkadaşlar. Karşı bölü hipotenüsten. O zaman kosinüs teta da yine 4 bölü 5'tir. E bize neyi soruyor? 1 bölü kosinüs teta. O zaman 5 bölü 4'ü bulacağız. 5'i 4'e bölmek demek de 1,25'tir. Doğru cevap değişik. Şimdi arkadaşlar katlamadan dolayı bir kere şurayı tekrar açarsak. Bakın burada 90 derece. Şurayla şurası eşit. Aynı şekilde şuranın eşit olduğunu vermiş. Bize şuradaki açının bu açıya ben mesela alfa diyeyim. Kaç olduğunu vermiş? Kotanjantının eksi 7 bölü 24 olduğunu vermiş. Bakın burada diklik var kenar ortay var. O zaman burası açı ortay. Bu açıya y, bu açıya y dersem 2y eşittir alfa diyebilirim. O zaman kotanjant alfa soruda eksi 7 bölü 24 verilmiş. Aslında kotanjant 2y kaç verilmiş? Eksi 7 bölü 24. Biz buradan tanjant y'ye ya da kotanjant y'ye geçiş yapacağız. Şu üçgeni hatırlıyorsunuz. Biz 2y'yi bilinip y'ye geçilmek istendiği zaman şu üçgenimizi çiziyorduk. Bu açıya y, bu açıya y dersem Burası 2Y. 2 iki için toplam 1 dış. Ve bunlar birbirlerine eşit. Biz kotanjant 2Y'nin şurası 90 derece 7 komşusu 7 karşısının 24 olduğunu biliyoruz. Şimdi 7, 24, 25, 25 ise burası da 25. O zaman bana buradan tanjant Y'yi söylerseniz Y açısının karşısı bakın 24'ü görüyor. Komşusu da 7 artı 25'ten 32'yi görüyor. 8'e böldüm 3, 8'e böldüm 4. Yani tanjant Y 3 bölü 4. Yani 3K bölü 4K gibi bir oran verebiliriz. Bakın o zaman şu KN uzunluğu Y açısının karşısı olduğu için buraya 3K, komşusu olduğu için 4K, burası da 5K olur. 5K ise katlamadan dolayı bunlar birbirine eşit. Hangileri eşit onu da gösterelim. Burayı D köşesi dersek DK ile KC üssü katlamadan dolayı birbirine eşit arkadaşlar. Burası da 5K olacaktır. Burada aynı şekilde 5K. Burada 3K. Bu D ile C arasındaki uzunluğu DC'yi toplarsak AB ile DC eşit. Çünkü dikdörtgen kaç olur? 5K, 5K daha, 10K, 6K daha, 16 tane K eşittir. 64'ten K eşittir. 4 çıkar. Bize DK'yı soruyor. DK'ya biz 5K demiştik. O zaman 5 çarpı 4'ten sonucumuz 20 çıkacaktır. Önce açıları yerleştirelim. Bakın burası 90 eksi x. Aynı şekilde burası da 90 eksi x. Şimdi önce AB'ye bakalım. AB neymiş? Bakıyorum. AB kotanjant ekseninde şu 90 eksi x açısının kotanjantı. Yani kotanjant 90 eksi x. İsim değiştirir. Birinci bölgededir. Birinci bölgede tanjant pozitif. Tanjant x olur. Şimdi OD'ye bakalım. OD'de düşey bileşen sinüs için 90 eksinin kosinüsünü alalım ki sinüse dönsün. O zaman burası OD kosinüs 90 eksi x olur. Yani birinci bölge. Birinci bölgede kosinüs artı isim değiştirir. Burası da sinüs x olur. Yani bu soru bize aslında neyi soruyormuş? Tanjant x bölü sinüs x'i soruyor. Tanjant x sinüs x bölü kosinüs x çarpı sinüsü ters çevirirsem 1 bölü sinüs x. Sinüsler sadeleşti. 1 bölü kosinüs x. 1 bölü kosinüs x de sekant x'e eşittir. Doğru cevap c seçeneğidir. Şimdi fonksiyonu sinüse bağlı vermiş. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. S ne demek? Fonksiyonun görüntü kümesi. O zaman başlayalım. Tanım kümesinden elemanlar verelim. x yerine 0 vererek başlayalım. x yerine 0 verirsek sinüs 0 olunca burada 1 oluyor zaten. Burada 1 oluyor. Şurası 1 oluyor. Şurası da 1 oluyor. Pi bölü 2. Sinüs pi bölü 2. Sinüs 90 yani 1. X yerine 1 verelim. X yerine 1 verirsek sinüs şurası arkadaşlar bu sefer 4 olur. X yerine 1 yazarsak. Burası da pi olur. Şurası da e, eksi olur. Yani sinüs eksi pi bölü 2 çarpı 4 olur. Yani sinüs eksi 2 P olur. Sinüs eksi 2 pi sinüs 0 demek. Sinüs 0 da kaça eşittir? 1 eşittir. Şey, 0 eşittir. Şimdi bura 1 oldu. Bura 0 oldu. Şimdi x yerine 2 yazarak devam edelim. x yerine 2 yazarsak sinüs 2 yazdığım zaman şurası arkadaşlar 2 kere 3 6. 6 artı 1'den 7. E, ee, 2 yazdığım zaman eksi 1'i de artı 1 yapar. Pi bölü 2 çarpı 7. Yani sinüs 7 pi bölü 2 esas ölçüsünü alırsak 7 pi'yi 4'e bölüyoruz. Paydanın iki katına bölüyorduk. Bir kere var. 3, 4, 3 pi bölü 2. Sinüs 3 pi bölü 2 de sinüs 270 demek. O da arkadaşlar eksi 1. Şimdi x eşittir 3 için bakalım. Sinüs x eşittir 3 için bakarsak 10 olur burası. 3 için eksi pi bölü 2 olur. Yani eksi 5 pi. Eksi 5 pi de sinüs eksi pi demek. O da 0 demek arkadaşlar. 0'a döndü. Bakın tekrar etti. E, x eşittir. Bir de 4'e bakalım. İçimiz rahat etsin. x yerine 4 yazarsak 13. 4 yazdığım zaman pi bölü 2. Burası da sinüs 7 pi olur. Sinüs 7 pi demek 0 demek arkadaşlar. Burası yine 0 oldu. Şimdi o zaman e, bu tanım kümesi, görüntü kümesinde 1 0 eksi 1 diye dolanıp girecek sürekli. Bundan başka bir değer alma şansı yok. Dolayısıyla bu doğru. İkinciye bakarsak A'nın elemanları toplamı 1'dir diyor. A'nın elemanları toplamı eksi 1 artı 1 sıfırdan sıfırdır arkadaşlar. 1 değildir. Yanlış. Fx'in alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. Evet bakın görüntü kümesinin alabileceği en küçük değer eksi 1 olduğu için en küçük değer eksi 1. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Şunların hepsi eşitmiş arkadaşlar. Buraya k, buraya k, 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 k ve k dedik. Burası da k. O zaman şuralardan birer kare oluşturalım. Bakın buradan bir tane dik çektim. Aynı şekilde şuradan da bir tane dik çektim. Karelerimi oluşturuyorum. O zaman bakın k ve k olur burası. Aynı şekilde burası k ve burası k olur. O zaman bakın şurası k birim. Aynı şekilde burası k birim, 2k, burası da k birim, 3k. O zaman şurası 3k oldu. Aynı şekilde şura k birim, 2k birim, 3k birim. O zaman burası da 3k oldu. Bakın arkadaşlar şu iki üçgen, şu üçgen ve de şu üçgen birbirlerine eş üçgenler çıktı. O zaman burada k'nın gördüğü açıya eğer ben x dersem, burada k'nın gördüğü açıya da x demek zorundayım. Bunları yazdım. Pisagor'dan şunu da yazabilirim. K, 3K, şurası K kök 10 olur. Aynı şekilde şurası da K kök 10 çıkar. Şimdi bize neyi soruyor? Kosinüs alfayı. Ben X artı X artı alfanın 90 derece olduğunu biliyorum. Yani 2x artı alfa 90 derece. Bunu biliyorum. Ve alfayı çekersem alfa eşittir 90 eksi 2x. Ben neyi arıyorum? Kosinüs alfayı. O zaman ben kosinüs 90 eksi -2x 2x'i bulursam kosinüs alfayı bulmuş olurum. 90 eksi 2x'in bölgesi birinci bölge. Birinci bölgede kosinüsün işareti artı isim değiştirir sinüs 2x. Sinüs 2x demek kosinüs alfa demekmiş. O zaman gelin sinüs 2x'i burada bir açalım. Nedir sinüs 2x? Yarım açıdan 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x. 2 çarpı sinüs x dediğimiz ifade Karşısı K bölü komşusu e, hipotenüsü K, bölü, şey, K kök 10 çarpı. kosinüs X dediğimizde komşusu 3K bölü hipotenüsü K kök 10. K'lar gitti. K'lar gitti. 3 kere 2 6 o, kök 10 çarpı kök 10 10. 6 bölü 10'dan 3 bölü 5 çıkar cevabımız B seçeneği olur. Şimdi kapının açıldığı durumdaki şekli bir çizelim arkadaşlar. Kapı bakın buraya doğru açılıyor. Şurası soldaki kapı. Kapının şöyle bir mesafede açıldığını düşünelim. Aynı şekilde diğer kapının da şöyle bir mesafede açıldığını düşünelim. Arada böyle bir boşluk olur arkadaşlar. Şimdi bakın şurayı birleştirelim. Şurayı birleştirelim şöyle. Burayı birleştirdikten sonra şurada doğrusal olacak. Burayı da birleştirelim. Şimdi arkadaşlar bakın şurada oluşturacağımız üçgene dikkat edin. Şurada bir üçgen oluşturacağız şöyle ve burada bütün değerleri yerine yerleştireceğiz. Şimdi şurası şöyle dik. Bir üçgende şöyle oluşturacağım ben. Şuradan şöyle çekeceğim. Pardon. Şöyle çizgiyle çekelim. Şuradan çektim. Bir de şuradan çektim arkadaşlar. Şimdi e, metreleri santimetreye çevirelim. Şurası 100 50 santim. Şurası 79 santim. Yine burası 79 santim. Burası yine 150 santim olacak. Şimdi arkadaşlar o zaman şurası açıldığında şurası 79 santim. Burası 79 santim. Buralar kapıların üst tarafları. Doğru mu? Şimdi şurası 150 santim. Bize neyi soruyor? B ve K köşeleri arasındaki mesafe. Yani şuradaki mesafenin ne olduğunu soruyor. Bakın buradaki dikliği gördünüz. Şimdi eee 1 santim açılıyorsa arkadaşlar yarım santim buradan yarım santim buradan düşerse bakın şurası 79 bölü 2 aynı şekilde yarım santim buradan düşerse 79 bölü 2 dolayısıyla burası 1 santim açıldığı zaman 79 artı 1'den 80 santim olur e şuradaki özel üçgeni görüyorsunuz bakın burası 80 burası 150 şuradaki mesafenin 170 olması gerekiyor 170 santimde 1.7 metre olur. Doğru cevap B seçeneği olur. Şimdi üçgenimizi oluşturalım arkadaşlar. Bakın buradaki C'den A'ya aynı şekilde A'dan E üstüne birleştirdiğim zaman burada üçgenimiz oluştu. Açılarımızı hemen dolduralım. Burası köşegenden 45 derece. Aynı şekilde burası da 45 derece. 45 derece burası 45 derece de burası 90 burası 90 burası 180 120 daha 300 ortaya da 60 derecelik bir açı kalır o zaman bakın şöyle de şunu da görelim 2 2 burası 2 kök 2 kareden dolayı köşegen 2 kök 2 şuradaki üçgenimizi çizmek istiyorum ben şuraya şuradaki üçgenimizi şöyle çizelim nedir arkadaşlar bakın kenarları 2 kök 2'ye 2 kök 2 Şuradaki tepe açısı da 150 derece. Bana şuradaki x'i soruyor. O zaman ne diyeceğim? Kosinüs teoremi yapalım. x kare eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı 2 kök 2'nin karesi 8 eksi 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 çarpı aradaki açının kosinüsü yani kosinüs 150. Devam edersek x kare eşittir 16 eksi burası arkadaşlar 8 8 ile de 2'yi çarparsam 16 çarpı kosinüs 150 kosinüs 150 demek eksi kosinüs 30 demek yani eksi kök 3 bölü 2 demek eksi ile eksi'yi çarparsak artı kök 3 bölü 2 olur burası da şimdi 8 ile 16 sadeleşti buradan arkadaşlar x kare eşittir 16 artı 8 kök 3 oldu burayı 8 parantezine alırsam ya da şöyle yapalım 8 parantezine hiç almayalım Diyelim ki buradan x eşittir kare kök içerisinde 16 artı 8 kök 3. Ee, 16'nın şöyle yapalım. x eşittir kök içerisinde yine 4 parantezinde 4 artı 2 kök 3. Niye 4 parantezini aldım? Kök dışına çıkabilsin diye. 4 kök dışına 2 diye çıktı. Kökün içerisinde 4 artı 2 kök 3 kaldı. Kökte şöyle bir kural vardı arkadaşlar. Bakın buranın önü 2 ise 3 ile 1'in toplamı 4'ü çarpımı 3'ü veriyor. O zaman 2 çarpı kökün içerisi kök dışına kökü çarpı kök 1 diye çıkar. 2 ile kökü 3'ü çarparsam 2 kök 3. 2 ile 1'i çarparsam 2. 2 kök 3 2 olur. C seçeneği cevabımız. Şimdi şuraya x diyelim. x, x, x bunlar özdeş. Buraya da y dedim. O zaman burayı y, burayı x, burayı x, burayı x, burayı y. Bakın 4 tane x ile y'yi topladığımız zaman 25 ediyormuş. Aşağıda da 3 tane x ile 2 tane y'yi topladığım zaman 30 ediyormuş. Hadi gelin buradan x ve y'yi bulalım. Ne yapalım? Yukarıyı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Y'lerden kurtulmuş olalım. 3 xten 8, 8 çıkarsa eksi 5 x olur. Eksi 2 ile 5, 25 çarptım eksi 50. Eksi 50 ile 30'u topladım eksi 20. Eksi 5 x eksi 20 ise x eşittir 4. x yerine 4 yazarsak da y eşittir 9 çıkar. Bize karedik prizmalardan birinin hacmini soruyor. Taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Taban alanı şuranın ayrıtına x dediğimize göre taban alanımız ne olacak arkadaşlar? V eşittir. E, karedik prizma olduğu için bir ayrıt 4 olduğuna göre taban alanı 4'ün karesi. Yükseklikte y yani 9. 16 çarpı 9'dan cevabımız... 144 olacak A seçeneği. Alanlar oranında paylaştıracağım. Buraya 6, buraya 10 dediysek ben DC'ye 3k dersem AB'ye 5k diyebilirim. İkizkenar yamukta ne yapıyorduk? Dikdörtgen oluşturuyorduk. Buradan çektim dikimi. Buradan çektim. Ortada dikdörtgenimi oluşturdum. O zaman 3k ise buraya 3k diyeceğim. Buralara k ve k kalır. Dikkat ederseniz AC dik BC demiş. AC BC dikse şurası 90 derecedir. Eğer ben şuraya H dersem Öklit'ten H'in karesi eşittir. K çarpı şuranın tamamı şöylece 4K olur. O zaman H kare eşittir 4 tane K kareden H eşittir 2K olur. Yani burası da 2K'ya eşitmiş. O zaman bakın alanı olan dikdörtgenin tabanı ne oldu? tabanı alanı olan 10 olan dikdörtgenin 5K oldu. Çarpı yüksekliği 2K oldu. Bölü 2 eşittir 10. Bu ikiler sadeleşir. K kare eşittir 2 çıkar. Buradan K eşittir. Kök 2 çıkar. K kök 2 ise e, yamuğumuzun şuradaki üstündeki yeri ne olur? 3 kök 2 olur. Doğru mu? Burası alt tarafındaki yeri 5 kök 2 olur. Şuraları bilmiyorum. Yani burayla bura birbirlerine eşitler. Ben buraya y derim. Aynı şekilde buraya da y derim. Çevre bulacağız arkadaşlar. Çevre bulmak için şöyle yapacağız. Şimdi e, d, C, a üçgeninin çevresi. 3 kök 2 artı. Burada bir tane y'miz var. Artı. Burada da bir tane neyimiz var? Mesela şuradaki mesafeye de ne diyelim? X diyelim. X'imiz var. Ee, üçgensellerin çevrelerinin farkı diyor. Eksi. Daha sonra yine neyimiz var? X'imiz var. Artı. Yine burada neyimiz var? Y'imiz var. Artı. Burada da neyimiz var arkadaşlar? 5 e, kök 2'miz var. O zaman eksi içeri alırsa y'ler x'ler gider. Eksi 2 kök 2 olur. Büyük üçgenden küçük üçgene de çıkarabilirdik. Ben küçükten büyüğü çıkardım. Cevabımız 2 kök 2 olacak. Şimdi merkez belirleyelim önce. Şurası merkezimiz olsun. Yarı çap şuranın merkezi, buranın merkezini, şuranın merkezi, merkez, merkez, merkezleri belirledik. Şimdi yarı çaplara ne diyelim? R, R, yine R olsun buranın yarı çapı. Buranın yarı çapı R, buranın yarı çapı R, buranın yarı çapı R. Buranın yarı çapı R. O zaman ee, büyük dairenin yarı çapı ne olur? 2r, 4r, 6r olur. Küçük dairelerin her birinin yarı çapı da r oldu arkadaşlar. Bunu bir köşeye yazdık. Şimdi soru bize demiş ki, yarım daire ile eş altı daire çember verilmiş. Boyalı bölgenin çevresi 24π demiş. Boyalı bölgenin çevresini nasıl bulacağız? Şimdi bir kere yarım daire var burada bir tane. Onun çevresini hesaplayacağız. Nedir o? 2 çarpı pi çarpı R'miz 6R ama yarım olduğumuz için bölü 2. Artı 6 tane de yarı çapı R birim olan yarım çemberler var. Yani 6 çarpı 2 çarpı pi çarpı R bölü 2. Bunun sonucu neymiş? Bunun sonucunu 24 pi vermiş. 2'ler gitti. 6 pi R artı 2'ler gitti. Yine arkadaşlar 6 pi r eşittir 24 pi. Buradan 12 pi r eşittir 24 pi'den pi'ler sadeleşir. 12 ile 24 sadeleşir. r eşittir 2 çıkar. Demek ki büyüğün yarıçapı, büyüğün yarıçapı 6'ymış. Küçüklerin her birinin yarıçapı da 1'miş. Bunu bulduk. Şimdi 2'ymiş. Özür dilerim. Burası 6 2 olduğuna göre 12'ymiş. 6 değil 12. Şimdi bize neyi soruyor? Boyalı bölgenin çevresi e, 24 pi olduğuna göre boyalı bölgenin alanı. Alanı nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar. Şimdi buradaki boyalı olanı buraya taşısam. Şuradaki boyalı olanı buraya taşısam. Buradaki boyalı olanı buraya taşısam. Ben o zaman neyi bulmam gerekir? Bakın iptal olanlar şunlar. Bu iptal, bu iptal, bu iptal. Burada oldu. Burada oldu, bir de burada oldu. E bize o zaman ne kaldı? Yarım dairenin alanını bulmak kaldı. Yani pi çarpı 12'nin karesi bölü 2. 144 pi bölü 2'den 72 pi olacak cevabımız A seçeneği. Teğet olan noktalardaki açı ortaydan başlıyorum arkadaşlar. Bakın burası açı ortay. Aynı zamanda burayla. Bura birbirine eşit. Bura açı ortaysa Z'den. Burası da açı ortay. RK'yı 1 vermiş. O zaman RL de 1 olacak. Burası 1 ise bakın karşı tarafın tamamı 3. Bura 1 ise buraya 2 kalması gerekiyor. 2 ise buranın da 2 olması lazım. Şimdi bak sol tarafın tamamı 7. Sağ tarafın bir kısmı 3. Buraya kadar olan kısma 4 kalması lazım. Buraya kadar olan kısım tamamı 4. O zaman şuradaki teğetlikten burası 4 ise şuranın da 4 olması lazım. Aynı şekilde bakın burada ikizkenar üçgen var. Şuranın tamamı 7 birimse şuranın tamamının da 7 birim olması lazım. Şuraya da 7 yazdım. E o zaman yukarının tamamı 11 oldu. Aşağıda şu parçaya 2 kaldıysa x'imize 11 2'den 9 kalacak. Doğru cevap C seçeneği. birinci dereceden doğru denklemleri bir arada verilmişse böyle koordinat ekseninde burada vereceğiniz katsayıları e, en büyüğünün katsayı olarak alın ki tam sayılar çıksın. Şimdi arkadaşlar bakın ben buranın şuranın koordinatını 6K diyorum tam sayı çıkması için. Hani 6K diyeyim de 6'ya bölünüp K çıksın. Buraya 6K dersem Y eşittir X olduğundan şurası da 6K çıkacaktır. Şimdi buraya 6K dedim. O zaman şuradaki uzunluk ne olacak arkadaşlar? 6K'ya ne vermem gerekiyor ki 3'ün e, 2 katı 6K etsin? 2K vermem gerekiyor. Burası 2K oldu. O zaman demek ki dikdörtgenimizin kısa kenarı 4K çıktı. Bir de uzun kenarını bulalım. Şimdi arkadaşlar bakın ben buraya 6K verdiğim zaman buradayım şu anda. E, X yerine 6K verince 6K bölü 6'dan şuradaki mesafede K olur. Bakın 6K, K arası 5K. O zaman dikdörtgenimizin uzun kenarı da 5K çıkar. O zaman dikdörtgenimizin çevresi 9K kısa kenar artı uzun kenarı çarpı 2'den 18K'dır. Bize soruda e, dikdört, koordinat sisteminde çevresi 18 birim olan dikdörtgen demiş. Bu 18'e eşitse K buradan 1 çıkar arkadaşlar. K'yı bulduk. O zaman pencerelerimizin alanı ne olur? Kısa kenarımız e, 4 birim, uzun kenarımız 5 birim. 4 çarpı 5'ten her pencerenin alanı 20 e, metrekare oldu. 20'yi bulduk. Şimdi bu evin dışarı bu duvarlarını boyayacağız ama pencereleri boyamayacağız. O zaman toplam alandan pencerelerin alanını çıkartalım. Bakın burada 20 artı 20 artı 20'den 80'lik pardon 60'lık bir pencere alanı var. Buranın tamamının alanı 15 çarpı 9. Bundan 60'ı çıkartırsak arkadaşlar boyanacak alanı buluruz. 9 ile 15 çarparsak 135, 60 çıkartırsak 75 olur. Aynı şekilde burada 20 artı 20'den Yan tarafta 40'lık bir alan var. Tamamının alanı nedir? E, şurası 9 birim. 9 ile 12'yi çarpacağız. 9 çarpı 12 eksi 40'ı çıkartacağız. 9 ile 12'yi çarparsak e, 108, 40 çıkartırsak 68. Yani arkadaşlar boyanacak alanlar 75 ile 68 kadar. Bunları toplarsak 143 metrekare boyanacak alan lazım. E, bir birim kareyi 5 TL'ye boyuyorsa 143 birim kareyi 143 çarpı 5'ten 15, 20, 715 TL'ye boyar arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Arkadaşlar A9'a eksi 4 noktasının x eksenine göre simetriğini alırken ne yapıyorduk? X bileşeni değişmiyor. Y eksili oluyor. Yani A9'a 4'tür. Şimdi A9'a 4 noktasını bir koordinat ekseninde gösterelim. Şura şuraya x'imiz, şuraya y'imiz olsun. 9'a 4 noktası. Şurası 9 noktası olsun. Şurası da 4 noktası olsun. Şurası 9'a 4 noktası. Şimdi 4'e 0 noktasını gösterelim. Şurada 4 noktası 4'e 0. Bu B noktasına göre döndürülüyormuş. Şurayı şöyle çektim. Pozitif yönde 90 derece döndürmek demek. Bu taraf pozitif yöndü. 90 derece döndürdüm. Şöyle bir yere gelmiş olsun mesela. Şöyle bir yere gelmiş olsun. Bu A üssü noktamız. Şimdi burası 90 derece döndürülüyor arkadaşlar. Şöyle bir benzerliğimizi kullanalım. Bir kere buraya kadar olan kısım 4 birimse burası 5 birim olacak. Bakın buraya alfa, buraya beta dersem bura 90 derece, bura alfa, bura 90, burası beta olmak zorunda. Alfa 5'i görüyorsa alfa 5'i görecek. O zaman a üssünün apsisi ordinatı 5 olur. Apsisi de 0 olur. 0'a 5 noktası D seçeneği. Şimdi bakın bu B noktasını kullanarak şurada bir dikdörtgen oluşturalım. B noktasını kullandım şurada. Buradaki dikdörtgeni oluşturduktan sonra şöyle diyorum. Şimdi B madem 1'e 2 noktası o zaman şuradaki uzunluk 1 olursa şuradaki uzunluk 2 oluyormuş 1'e 2 noktasından dolayı. Şimdi bir benzerlik kullanacağım. Şuradaki açıya alfa diyorum. Şurası 90. Şuradaki açıya beta diyorum. Burada 90 olduğu için şu açıda alfa olur. Burada 90 olduğu için şuradaki açıda beta olur. Şimdi soruda verilen oranımızı kullanalım. Ne demiş? AC eşit 2 yani CD. Yani AC'ye CD'ye ben K dersem neresi CD? Şurası. Ben buraya K dersem AC'miz 2K alıyormuş. AC'yi getirdim. Buraya kadar olan kısım 2K oluyormuş. O zaman benzerlik yapalım. Küçük üçgende K'nın büyük üçgende 2k oranı şuranın tamamına arkadaşlar x dersek büyük üçgende alfanın gördüğü yer küçük üçgendeki 2'nin büyük üçgendeki x'e oranı buradan 1 bölü 2 eşittir 2 bölü x'ten x eşittir 4 gelir x 4 ise arkadaşlar şu a noktasının ordinatı 4'tür yani a noktası 0'a 4 noktası o zaman bu mesafede 4 birimlik bir mesafe olur şurası da 2 olmuştu o zaman şöyle oldu arkadaşlar bakın e, ee şu ad doğrusunun denklemi şurada 4'te geçiyor. Burada 2'den geçiyor. x bölü 2 artı y bölü 4 eşittir 1. Genişletelim. 4 ile çarpalım. 2x artı y eşittir 4 oldu. y eşittir 4 eksi 2x oldu. Bu tarafa atarsam zaten 2x artı y bölü 4 şeklinde vermiş soru da c seçeneği. A noktasının abisi eksi 4 ise şurası 4 birim. Şurası 4. D noktasının ordinatı 9 ise şurası 9, 9. Bakın şuradaki uzunluğa x dersem tamamı 9 olduğu için şuradaki ufak yerin uzunluğu şurası arkadaşlar 9 x olacak tamamının 9 olması için. Aynı şekilde bakın şu uzunluk 4 birim. O zaman şu küçük yerin ne olması gerekiyor tamamının e, x olması için. Çünkü tamamına x dedik. Oranın da arkadaşlar x 4 olması gerekiyor. Bakın şurada benzerlik zamanı geldi. Şuradaki üçgeni şöyle gösterelim. Şuradaki üçgeni görüyorsunuz. Burada benzerlik yaparsak x eksi 4'ün 4'ü e oranı 9 eksi x'in x'i e oranı. Buradan arkadaşlar içler dışlar yaparsak x kare eksi 4 x eşittir 36 eksi 4 x'ten 4 4x x'ler x buradan 6 çıkar. Bize neyi sormuş? D noktasının apsisini sormuş. Bakın şuradaki mesafe 6 birim. Şuradaki mesafe 9 birim. Buranın tamamı 15 birim olur. Doğru cevap B seçeneği.